Sevgiler, selamlar. Lütfen kanalıma abone olarak çalışmalarıma destek olun. Bugün altın varak çalışması nasıl yapılır? Altın varak nasıl uygulanır? Beraberce bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Ben bu uygulamayı siyah tuval üzerinde yapacağım. İlk önce bir kalemle çalışacağım senaryoyu tuvalin üzerine aktarıyorum. Ormanın derinliklerinde dolunaydan neşeyle uğurlayan bir kurt olacak senaryomuz. Olmazsa olmaz değil, ancak ben yine de çam ağaçlarını, zemini hafiften boyamak istiyorum. Bu sanki daha güzel olacakmış gibi düşündüm şu anda. Ben bu denememde altın varak, gümüş varak ve bakır varağı birlikte kullanmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Dolunayı, ağaçları, hatta zemini gümüş varakla kaplamayı düşünüyorum ilk önce. Gümüş varak uygulayacağım bölgeleri hassas bir şekilde varak yapıştırıcısıyla boyamaya, yapıştırıcıyı o bölgeye sürmeye çalışıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey yapıştırıcının fazla kalın olmaması. İnce bir kat halinde bir kere sürmemiz fazlasıyla yeterli olacaktır. Yapıştırıcı sürmeyi bitirdikten sonra yapıştırıcının tam anlamıyla kuruması için yaklaşık olarak 8 dakika 10 dakika kadar bekleyeceğim ben. Size de aynısını tavsiye ederim. Aksi halde yapıştırıcı ellerinize, fırçanıza, bulaşabileceği her yere bulaşarak sizi gerçekten çileden çıkartabilir. Üstüne üstlük istediğiniz sonuca da ulaşamazsınız. Ben yapıştırıcı sürmeyi bitirdikten sonra 10 dakika kadar bekledim. Şimdi de gümüş varak yapraklarını tuvalin üzerine taşımaya başladım. Yapıştırıcı sürmüş olduğum her yeri varak yapraklarıyla kaplamaya çalışıyorum. Fırça yardımıyla tuvalin üzerindeki varak yapraklarını yapıştırıcıya doğru bastırıyorum ve sabitlenmesini sağlıyorum. Daha sonra da
çok daha sert fırça darbeleriyle istemediğim varak parçalarını tuvalden ayıracağım. Tuvalden ayrılan parçaları ve varak tozlarını ben bir kavanozda toplayarak daha sonra kullanmayı düşünüyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. İlk aşamayı bitirdim. Bakır varak uygulayacağım kısımları da aynı işlemleri tekrar ediyorum. Yapıştırıcıyı süreceğim. Daha sonra 10 dakika kadar bekleyeceğim ve bakır varak uygulaması yapacağım. Thank you.
altın varak uygulayacağım bölgelere de yine aynı işlemleri tekrar edeceğim. Sevgili arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi altın varak uygulamak oldukça basit ve eğlenceli bir eylem. Bu yöntemi hemen hemen her zemin için kullanabilir ve gerçekten başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Bu bir mobilya parçası da olabilir, duvarın bir bölgesi de olabilir, her şey olabilir. Evet, bu kadar. Şimdi burada ben dolunayın üzerinde biraz koyu gölgeler oluşturmak istiyorum. Bu şekilde kurt kardeşin de kafası daha belirgin olarak ortaya çıkacak. Belki başka yerlere de biraz koyu gölgeler eklenebilir. İzlediğiniz için teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Yorumlarınızı okumak gerçekten bana mutluluk veriyor. Lütfen kanalıma abone olarak çalışmalarıma destek olun. İnanın, gelen her bir abone için çok çok seviniyorum.
yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.